Bodrum'da önceki gün meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında yaşamını yitiren Buğra Ekin ve Burak Kılınç Arslan adlı gençlerin cenazeleri düzenlenen törenlerle toprağa verildi. 23 Ağustos gecesi saat 23.30'da yaşanan ilk kazada Turgut Reis istikametine doğru giden Buğra Ekin yönetimindeki 48 AHC 514 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halindeki 33 DRY 43 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Buğra Ekin yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü İ'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kaza ise 24 Ağustos günü öğleden sonra Konacık Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. İlçe merkezi istikametine doğru giden Burak Kılınç Arslan idaresindeki 48 ASH 308 plakalı motosiklet, Yeni Devlet Hastanesi kavşağını geçtikten sonra yolcularını alıp duraktan yola çıkan 48 AHY 375 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanıp hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü FG gözaltına alınarak karakola götürüldü. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Ortakent'te bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren mağazada çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki Buğra Ekin için öğle namazı sonrası Akçaalan Mahallesi'ndeki Cuma Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Buğra Ekin, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Yukarı Akçaalan Mezarlığı'na defnedildi. Konacık'taki kazada hayatını kaybeden Burak Kılınç Arslan için de aynı camide ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Emekli imam Mehmet Kılınç Arslan'ın oğlu, Tepecik Camii imamı Yüksel Kılınç Arslan'ın yeğeni olan Burak Kılınç Arslan'ın cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra iki dönem boyunca AK Parti Gençlik Kolları yönetiminde birlikte görev yaptığı arkadaşları katıldı. Kılınç Arslan'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Yukarı Akçaalan Mezarlığı'na defnedildi. Merhum oğlumuzun ruhu için. Bütün geçmişler bizim ruhu için. Hatta kendi ruhlarımızın makamı için. Allah razı olsun. Erfendi.